Biraz oradan sürüneceğim aha. Kendinize güveniyorsanız gerek bak. Eğer takipçilerim bana 100 bin like atarsa tekrar gelip bu mağarayı sizle beraber çekmek tamam. İstiyorum. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biliyorsunuz ki ben Kırşehir'in Kamaçesi'ni gezmeye devam ediyorum. Şimdiki yerim ise yine bir aksiyon dolu bir mağaraya geldim arkadaşlar. Ben de buraya ilk kez geldim. Yanımda da Meşe Köyü'nden Şeref Bey bulunuyor. Merhaba Şeref Bey. Merhaba efendim. Rabia Hanım, köyümüzün çok eski tarihçesinde bizim Meşe Köylüler şu aşağı, önceden aşağıda düzlükte yaşarlarmış. Sonradan şimdiki Meşe Köyü'nün olduğu yere göç etmişler. Yalnız gördüğünüz şu karşıdaki Ali Öhlez Dağı'nın zirvesinde kale vardır. Evet. Çok eski bir kale. Ta Osmanlılardan neyden kalma bir kale. Bizim bu köyün civarında yani 2000 sene önce yaşanmış yerler buralar. 2000 bu, sene önce. Evet. Karşıdaki su nereye ait? Aşağıdaki gördüğünüz ırmak da Kızılırmak. Bir ucu ta Sivas tarafından gelir. Bu suyun ilk geldiği yer Sivas tarafından gelir. Aşağıdaki köy Toklümen Köyü. Ondan sonra bir yanındaki Savcılı Büyükobay olarak geçer. Şimdiki bulunduğumuz yerde Kördağ dediğimiz yerdeki mağaramız. Mağara nasıl bir mağara peki içi? Ben ilk kez geldiğimde çok merak ediyorum. 200 metre aşağısında 3 tane havuz vardır. Eskiki adamların söylediğine bakarsanız buradan attığın bir elma aşağıdaki Kızılırmak'taki Toklümen Köyü'nden çıkarmış. Arkadaşlar buraya gelmek isterseniz Kaman'dan çıkıp Meşe Köyü'ne gelebilirsiniz rahatlıkla. Yol gayet asfalt yol. Ondan sonrasında biz soru soru öğrendik. Şeref Bey de kendisi de bize eşlik etti. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra zaten mağaranın girişleri var. 7 tane girişi var. Oraları da göstereceğim ilk girişten. Yalnız fazla bilmeyen adam ta aşağı havuzlara kadar inemiyor. Havuz da var. Tabii. 3 tane havuz var aşağıda. Oraya herkes girip inemiyor. Peki havuzun suyu neremize kadar geliş? Siz gördünüz mü? Belirli aktığını görüyorsunuz. Gittiğini görüyorsunuz. Nereye gittiği belli değil. Belirli bir gidiş yeri var. Gittiği yeri göremiyorsunuz. Göremiyoruz. Derinliği nasıl? Derinliği normal eski Ataş tuğlasının 70-80 santim boyunda. Gelişin arkadaşlar, mağaraya doğru ilerleyelim. Yine aksiyonlu, heyecan dolu bir mağara girişi. Mağara içine doğru gelin. Bu nasıl mağaraymış öyle? Taşlar, çok, kayalıklar. Çok büyük bir mağara burası. Her girişi dar değil mi? Aşağıya var aynı standart şekilde de ama bayağı biraz dar. Kuş Kalesi'nin orada da bir mağara vardı ama onun kadar darsa giremem. Şimdi buyurun, söyleyeyim. Bak, ilk kapıdan girdik, normal yürüyerek geldik. Bak. Birinci gidiş yeri burası. Buradan nasıl gidiliyor? Bak. Aşağıda delik var bak. Ha, sürünerek mi? Çekerseniz bak. Yaklaşın. Bak. Sürünerek mi geçeceğiz orayı? Gördüm. Birinci gidiş yeri burası. İkinci bak bura. Üçüncü burası. Görüyorsunuz değil mi? Evet görüyorum. 3 tane buradan gidiş yeri var. İlginçmiş. Yani biz şimdi nasıl gideceğiz? Nereden gideceğiz? Bak ancak 200 metre kadar aşağı yukarı sürünerek gidiyorsun buradan. Şu an sürüneceğiz mi? Tabii eğer girmek isterseniz sürüneceksiniz ama bayağı zor şartlar. Cidden mi? Gerçekten. Peki böyle geniş bir alanı yok mu? Böyle eğilip gidebileceğimiz bir yer? Şimdi eğilip sürünerek şöyle aşağı yukarı bir 100 metre kadar gidiyorsun. Ondan sonra biraz şöyle dizlerin üstünde gidiyorsun. Ondan sonra biraz duvara yaslanıyorsun. Yürüyerek gidiyorsun ondan sonra. 100 metre. Havuza kadar öyle. 100 metre gidilir mi sürünerek? Tabii. O işte şartlar biraz zor. Belki siz gidebilirsiniz ama ben gider miyim bakın, bilmiyorum. Bakın neredeyse bak. Şuradan kamerayı çekersen çok tarihçesi eski olduğundan bak. Kayalar bile iyice ne şekle gelmiş bak. Şöyle bakarsanız bak. Aynı işlemeli taşları görüyorsunuz. Bir an şeyi benzemiş. Rengi beyaz olsaymış. Denizli'deki şeyler var. Traventiler var ya. Onlara benzemiş. Bak gitgide beyazlaşma. Beyaz bak. Evet. Rengi beyazlaşmış bak. Aşağı doğru indiğiniz zaman aynı bazı kısımlarda aynı duvarlar aynı alyans gibi. Hmm. Bildiğiniz kaya tuzlar olur ya. Aynı o şekilde duvarları. Gelin bir de şu tarafı göstereyim ben size. Orası mağaranın, geniş mi? Tabii o tarafa oradan giriş yerleri de var. Orası genişse oradan gidelim olmazsa. Neresi? Şurası mı? Burayı bak. Şurada var bak. Şöyle gelin. Kamerayı şöyle getirirseniz daha rahat olur bak. Şuradan tutun ışığı tuttuğun zaman giriş yerleri bak. Bir giriş yeri orada var. Şurada geniş. Bir tane burada var bak. Buradan girelim. Burası hep böyle geniş gidiyor mu? Fazla ileriye doğru fazla da geniş yeri yok bak. Zaten kamera görüyor. İlerisi geniş ondan sonra daralıyor. Aynı şurada öyle bak. Şimdi 3 tane orada giriş gösterdim. 2 de burada 5. 5 tane. 5. 2 tane daha var diyordunuz. Onlar da şurası mıydı? Onlar da şu tarafta bak. Burası. Ay. Tamam yavaş. Gidiyordum.
Sanki burası biraz daha iyi diyecektim ki. Giderken evet. Daralıyormuş. Şimdi burada önceden bayağı çalışma yaptıkları için Rabia Hanım, burada Kültür Bakanlığı'ndan geldiler, burada çalışma yaptılar. Kazı çalışması mı? Kazı çalışması yaptılar, artı mağaranın aşağı kısmını Kültür Bakanlığı'nın adamı bile fazla giremedi. Buraya gelirken ekipmanlı gelmek gerekiyormuş. Kafamıza kask, evet, bir evet. Işık. Tabii. Sonra elimize biraz sopalar. Burası sonra eşofman takımı giyeceğiz. Öyle ufak tefek bir mağara değil yani. Çalışma yapılsın, gerçekten tarihi bir mağara burası. Tarihi. Çok eski yani. Belki de eski adamların anlattığına bakarsan 2000 sene rahat vardır yani. Ya, bu mağara da yaşanmış yani daha önceden. Nasıl yaşanmış? Kültür Bakanlığı'nın adamlarının söylediğine bakarsan hem burayı soğuk hava deposu olarak kullanmışlar hem yaşam yeri olarak kullanmışlar burayı. Biraz gidelim olmazsa öbür taraftan. Olur, gelin. Birazcık böyle ilerleyeyim diyorum. İlerleyebilirsem tabii ki. Biraz oradan sürüneceğim bak ha. Kendinize güveniyorsanız gerek bak. Kendime güveniyor muyum? Ben biraz önden baksaydım ya. Kültür Bakanlığı'ndan bir bayan geldi aynı senin gibi genç. Sol tarafı 30 metre kadar götürdüm sürünerek. Jandarma hemen geri çağırdı. Geri mi çağırdı? Neden? Geri çağırdı. Muhtar dedi bıraktı da. Sen dedi tamam cesaretlisin giriyor ama o bayan dedi giremez. O birazcık da gidip sadece görmek istiyorum ya. Eşinizden bu var mı? Aksiyon dolu. Bir şey yok burada. Ama öyle. Mikrofonumu bırakmak istiyorum çünkü elinde bu şekilde tutamam. Yen sen de var öyle. Arkamdan gelmen lazım ama. Yen ince, zayıf. Normal önden ilk sürünerek koşarsın, belirli bir zaman sonra zaten çağırmıyor. Gel bakalım Yunus. Belirli bir zaman sonra diz üstü geçiyor musun? Yalnız gidip geldiğiniz yere iyi takip edin bakalım. Niye? Şimdi orada da belirli ama böyle dersiniz, beni korkutuyorsunuz. Yok korkmayın, korkmayın. Ben buradan ses veririm size gene. Ha siz burada bekleyecek misiniz? Siz de gelin bize canım, Allah Allah biliyorsunuz yani bu arayı. Sen gidelim. Yunus geliyor mu? Geliyorum tabii. Git. Ama... Işık yok. Gelir misin? Sen var ışığı tut yalnız. Önden geçeyim mi? Geç. Geç yine. Allah. Ya bir dakika bir dakika. Buradan bir şey çıkar. Korkma korkma bir şey yok. Çirkin melki kurt kurt bir şeyler geliyor mu? Yok onlar olmaz burada. Yılan? Yok yılan falan olmaz burada. Ama balcı sinek varmış. Tabii sen çekil buradan. Benim önüme. Gel Yunus beraber gidelim gel. Benim ortak arkadaşım dert arkadaşım. Yalnız zor önden. Gözlüğün çıkart ama. Sürün sen, sürün arkandan geliriz. Sen bir git Yunus. Önden Yunus da bir test edeceğim. Ön şekilde gireceksin. Ön şekilde gireceksin, yanlış girdin. Yunus. Yüzüstü girmen lazım. Yüzüstü kalmış. Böyle bence daha iyi gidiyor. Yunus giremezsin, gel. Çok güzel. Ne oğlum, 2 metre boyun var lan. Bak ters dön, yönümü öbür tarafa dön. Öyle bir gir. Arkadaşlar. Nariye gelirken terlik giymiş bir dayağını Allah'ım ya. Yalnız var ya kamera kesin lazım yani. Ne diyor? Kamera lazım diye şöyle bir tuttayım ben. Yunus'cum gir hadi gir gir. Valla orada sıkışırız valla. Ciddi diyorum bak. Bizim arkadaş var ondan iki kişi girdik işin tamam. O da telefonla normal yani. Durdur öyle girilmez de şöyle girilir. Yok olmaz çıkar. Nasıl girilir biliyor musun? Nasıl girecek bir dakika ya uğraşıyoruz. Dur şöyle girelim. Ama gerçekten de denizdeki travertenlere benzemiş arkadaşlar. Bakın şu. Az aşağı inin daha değişik oluyor. Şöyle girilir böyle. Cidden diyorum böyle girer. Yunus çık çık Yunus. Ha. Çık giremezsin çık. Böyle girilir lan bu bence. Gelin gelin giremeyeceksiniz gelin. Gelin. Bayağı uğraşacaksınız. Ben giderim aslında da. Onun ışığı nasıl geçeceğiz? Şimdi üstünüz başınız da berbat olur. Onu söyleyeyim bak. Şimdi keşke normal az kötü elbise giymiş olaydınız. Ben bak kapalı pazar gününe kadar bu önümüzdeki pazar gününe kadar buradayım. Evet. Biraz teşkilatlı gelin. Mesela el feneri falan getirin. Biraz sizi şöyle 150 metre falan indireyim. Bak buradan da normal girişleri var. Oradan nasıl bir girişleri varmış? Bak. Bu da 8. giriş mi yoksa? Buradan da var normal giriş. Küçük mü? Buradakiler de büyük de hepsi mesela birbirine çaplaşıyor. Birbirine dayanıyor geçiş yerlere. Şöyle bir şey olmuş mu zamanla? Nasıl diyeyim alçalmış mı daha? Çok şimdi zamanla burada aşağılarda da var mesela mağara delikleri. Zamanla bu dağ da yaşanmış yani. İşte yaşarlarken daha, bu kadar dağ mıymış onu merak ediyorum. Tabii bundan da aşağıda da var. Biraz sonra onları da göstereceğim. Aynı böyle yerleşim yeri gibi aşağıda da yerler var. Zamanla dağ kaydıkça o aşağıdaki delikleri kapatmış. Eğer takipçilerim bana 100.000 like atarsa tekrar gelip bu mağarayı sizle beraber çekmek tamam. İstiyorum. Olur mu? Direkt aşağı kadar ama bayan geliyorum. Ama bu sefer teşkilatlı geleceğim. Teşkilatlı gelin o zaman daha değişik yerler var. Anladım. Oraları gösterelim. Kaskını falan takmayı düşünüyorum. Çok önceden yaşanmış yer burası. Bu mağaranın içine girmemi istiyorsanız
ediyoruz. Videoma 100 bin like atarsanız ben de gelirim rahatlıkla Şeref Bey'le beraber mağaranın içine gireriz. Buradan yavaş yavaş inelim gelin. Buradan mı? Ya, belirli yerler var zaten. 4-5 yerini göstereyim. Oradakiler de mi küçük? Küçük yani. Belli yani. Oralarda mağara olduğu belli. Ha. Ne kadar çok yer varmış burada Şeref Bey. Oo. Çok mu insan yaşamış burada? Burada. Benim bak, benim yaşım 52. Ay. Benim zamanımda bizim köyde sabah öğlenci diye 370 öğrenci vardı mesela o zamanları. Ha şimdi o taşımalı sisteme döndü. Hı. Benden önceki dönemde daha çok kalabalıktı. Bizim köy 7 mahalledir. Her mahallede 90 ev vardı mesela benim çocukluğumda. Siz çocukken girdiniz mi bu mağaralara? Eskiden biz oğul her sene mesela pikniğe getirirdi ya. Gördüğünüz şu aşağı kısımdaki düzde oğulla komple pikniğe buraya gelirdik biz. Güzel yere geliyor musunuz? Gelin. Ağzınızın tadını biliyor musunuz Şeref Bey? 350-400. O 7-8 yaşındayken biz şu dağa yürüyerek çıkıyorduk mesela o zamanlarda. Buradan bakınca dağ böyle yatay, rahat gibi gözüküyor ama. Yatay gözüküyor da dağ çok zirvesi 1820 metre orası. 1820 metre. Zaten baktığınız zaman Ali Öhlez Dağı diye haritalarına geçiyor. Abi hanım şu kaya kaymış bak. Evet. Bunun altında normalde bak şura çök görüyorsunuz çökmüş. Çökmüş. Şuradan daha önceden benim bundan bir sene önce çökmüş bak daha önceden burada mağara vardı. Ya. Tabii bak bura uçmuş. Belli zaten taşların şeklinden bak, de. Kayaların altından da dikkat ederseniz gelin bellidir bak. Abi şöyle çekerseniz bak. Geliyorum. Boşluğu görüyor musun bak. Evet. Bak kaya çöktüğünden o delik gözükmüyor fazla bak. Hı. Şöyle çekersen şu deliği. Buranın altında normalde mağara girişi vardı. Başka var mı? Aşağılarda da var da aynı şekilde. Yani anlayacağınız arkadaşlar Kaman'ın köylerinde her yerinde mağara var. Her yerinde sadece keşfedilmeyi bekliyor. Gerçekten bunu söylüyorum, buradan seslenmek istiyorum. Keşfedilirse böyle güzel yerler bizler de gelip görebiliriz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Manzaraya karşı hoşça kalın diyorum. Kanalıma da abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Evet. Çok teşekkür ederim Şeref Bey. Bir şey de Rabia Hanım. Her zaman için başka zaman gelirseniz gene yardımcı olurum. İnşallah. Çok sağ olun.